Objektif TV'ye hoş geldiniz. Bugün size WhatsApp hakkındaki son bilgileri aktaracağım. WhatsApp'ı silmeli miyiz? Dün WhatsApp'ın attığı storyler ne anlama geliyor? Güncellemeler bize neler getiriyor? Uçtan uca şifreleme nedir? Hepsi bu videoda. Dilerseniz haberimizin detaylarına geçelim. WhatsApp'ta hesapların sileceği tarih ertelendi. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için kabul edilmesi zorunlu olan sözleşmeye göre, sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin hesapları 8 Şubat 2021 tarihinde silinecekti. WhatsApp, söz konusu kararına ilişkin dünya çapında artan veri güvenliği endişelerini gidermek adına hesapların silineceği tarihi 15 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Tabii şunu da belirtelim, geri adım söz konusu değil, bildirimi kabul etmek halen zorunlu ve sadece hesapların silineceği tarih ertelendi. WhatsApp, resmi açıklamasını yapılan ertelemenin sebebi olarak daha şeffaf iletişim çalışması yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Evet, hemen WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya geçelim. WhatsApp, pek çok kişiden son güncellemesi hakkında ne kadar kafa karışıklığı yaşandığını duyduk. Endişe yaratan birçok yanlış bilgi var. Herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyor. 1. WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi. Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu da kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir. Böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıtları tutmuyoruz. Ayrıca paylaşılan konumlarınızı da göremeyiz ve kişilerinizle Facebook ile paylaşmayız. 2. Son bildirimimiz ile birlikte bunların hiçbiri değişmiyor. Aksine son güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor. Verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletme ile alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemlidir. Bu güncelleme Facebook ile veri paylaşma politikamızı esnetmiyor, yani değiştirmiyor. Ve son olarak insanların şartları incelemeleri ve sözleşmeyi kabul etmeleri için belirlediğimiz tarihi ileri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin WhatsApp hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri gidermek için daha çok şey yapacağız. Ardından İş odaklı yeni mesajlaşma seçeneklerinin sunulacağı 15 Mayıs'a dek politikalarımızı insanlara aşama aşama aktaracağız ki onlar da uygun adımda inceleyebilsinler. WhatsApp yaptığı açıklamada bunları söyledi. Ve WhatsApp dün akşam saatlerinde 4 adet konuya ilişkin story paylaşarak kullanıcılarını bilgilendirdi. Peki o storyler nedir ve ne anlama geliyor? 1. Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Peki bu ne demek? Atılan mesajlar, gönderilen videolar, açıkçası WhatsApp'ta arkadaşlarınızla veya gruplarınızla paylaştığınız her şey gizli kalacak. Peki bu nasıl olacak? Uçtan uca şifreleme yöntemiyle. Buraya sonradan değineceğim. 2. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim bir arkadaşınıza bulunduğunuz bir konumu attınız veya bulunduğunuz bir konumu belli bir saat aralığında arkadaşınızla paylaştınız. WhatsApp bu konum bilgilerini göremediğini iddia ediyor. 3. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz. Peki bu ne demek? Biliyorsunuz ki Facebook WhatsApp'ın sahibi, aynı zamanda Instagram'ın da. Telefonunuzun listesinde bulunan kişi listesini Facebook ile paylaşılmayacağını söylüyor. Ve son olarak 4. story'e geçelim. 4. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz veya dinleyemez. Peki bu uçtan uca şifreleme ne demek? Ne anlama geliyor? Diyelim siz bir arkadaşınıza selam diye bir mesaj gönderdiniz. WhatsApp onu veri tabanına kaydederken selam diye kaydetmiyor. Yazdığınız mesajı şifreleme teknolojisiyle anlamsız, karmaşık bir metne dönüştürüp veri tabanına öyle kaydediyor. Diyelim siz selam yazdınız, WhatsApp onu veri tabanına ekranda görüldüğü gibi A1, B2, C3, D4, E5 şeklinde kaydetti. Sadece sizin mesajınızı alacak kişi tarafından bu mesaj çözülüp ona tekrardan selam diye iletiliyor. Bu mantık videolarda, gönderdiğiniz sesli mesajlarda,
Yani açıkçası bütün her şey duygulanıyor. Evet, WhatsApp hakkındaki son durumu sizlere anlattık. Siz WhatsApp kullanmaya devam edecek misiniz? Yoksa çoktan başka uygulamalara geçiş yaptınız mı? Signal, Telegram gibi. Görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer haberlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.